Meslek Yolunda programının bu haftaki durağı Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oluyor. Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin avantajları, bölümleri bu programda ekranlarınıza taşınıyor. Hocam merhabalar, ilk olarak sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmim Cem Denker. Son 4 yıldır bu okulda okul müdürü olarak görev yapıyorum. Evet hocam, peki okulunuz hakkında da bilgi alabilir miyiz? Özellikle avantajları nedir okulunuzun? Şimdi öncelikle teşekkür ederim. İl Milli Eğitim Müdürümüze, yöneticilerimize, kanalımız yöneticilerine ve size çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir okulumuzu tanıtma imkanı verdiğiniz için. 1977 yılında Çay Endüstri Meslek Lisesi adıyla açılan okulumuz günümüze kadar büyüyerek geldi. 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan mezun öğrencimiz Ahmet Şahin'in ismini yaşatmak amacıyla Çay Şehit Ahmet Şahin Meslek Lisesi adını aldık. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Okulumuz bilişim teknoloji alanında, elektrik elektronik teknolojisi alanında, makine ve tasarım teknolojileri alanında, motorlu araçlar teknolojisi alanında 3 idareci, 28 öğretmen, toplamda 43 personel ile meslek eğitim vermeye devam ediyoruz. Evet hocam, sportif başarılar hakkında da bilgi alabilir miyiz? Yine arkamızda görüyoruz. Birçok sportif başarı ya da imza attınız, yine kupaları, madalyaları aldınız okulunuz bünyesinde. Tabii bu öncelikle öğretmenin gayretiyle olan bir şey. Öğrencilerimizin tespit edilmesi, sportif yetenekleri olan öğrencilerimizin tespit edilmesi, akabinde bunlara yeteneklerinin geliştirilmesi anlamında biz sadece imkan sağladık. Öğretmen arkadaşımızın gayretiyle çok güzel başarılara imza attık. Evet hocam, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Evet, tanıtayım kendimi. İsmim Barış Biçer. Motorlu araçlar teknolojisi alan öğretmeniyim. Buraya yaklaşık 8 ay önce geldim. Daha önce Emirdağ'ında çalışıyordum. Kendim de aslen Afyon'un bir kasabasındanım. Evet hocam, teşekkür ederiz. Bölümünüz hakkında da sizlerden bilgi alabilir miyiz? Özellikle bölümünüzün avantajları nelerdir? Bölümümüz genelde ara eleman yetiştiren bir bölüm. Daha çok çırak, kalfe ve usta şeklinde ilerleyen bir süreç var. Genelde bize gelen öğrenciler bahsetmiş olduğum sektörde iş bulabilmek için geliyorlar. Ama aynı zamanda bu bölüm bitirip makine mühendisi ve benzeri ya da bizim bu alanımızın öğretmeni olan fakültelere yerleşebilirler. O yolu tercih eden öğrencilerimiz az. Ancak daha çok biraz önce söylediğim gibi ara eleman ihtiyacı karşılayan sektöre yöneliyorlar. Evet hocam, özellikle şu an günümüzde ara eleman çok fazla problem haline geldi diyebiliriz. Yüksek maaşlarda maalesef çalıştıracak ara eleman bulamıyor firmalar. Evet. Şimdi şöyle, içten yanmalı motorları kastederek söylüyorum. Çevremizde bu sektörde fazlaca iş imkanı var. Özellikle Gebze, Kocaeli taraflarında öğrenciler iş bulma imkanına sahip. Ama içten yanmalı motorların daha sonrasında bunların yerini alacak olan elektrikli araçlarımız için de aynı zamanda bir altyapı imkanı sunma işlevi var. Dolayısıyla biz bu şekilde öğrencilerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Hocam, arkamızda bir araç var. Bir firma tarafından okulunuza araç verildi diyebiliriz. Peki bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir durum bu da. Bu yaklaşık 3 yaşında bir araba. Bununla ilgili ne söyleyebilirim? Şöyle, biz burada teorik eğitimlerin yanı sıra pratik eğitimler de veriyoruz. Dolayısıyla pratik eğitimde kullanacağımız bir araç. Bunun üzerinde yapacağımız pratik pek çok şey var. Ama bunun yanında başka araçlarımız da var. Modelleri biraz daha düşük. Bizim dersimiz hangi konuya, hangi şeye, uygulamaya yönelikse biz o konuda öğrencilerimizi uygulamaya yaptırmaya çalışıyoruz. Evet İbrahim, bölümünü seviyor musun? Evet, bölümümden memnunum. Baba mesleği olarak da ilgi ve alakam olduğu için bu okulu tercih ettim. 9. sınıfım, motor bölümünde okuyorum.
İleride ya bu okulla ilgili, bu bölümle ilgili yüksek okul düşünüyorum. Ya da bu mesleği ilerletip bir servis ya da dükkan açıp çalışmayı planlıyorum. Evet İbrahim, sen şu an biraz şanslısın diyebiliriz. Çünkü baba mesleğini aldın, götürüyorsun. Şimdi de çalışmaya başladın değil mi? Evet. Oldukça avantajlı bir bölüm. Özellikle senin mesleğinde oldukça avantajlı diyebiliriz. Peki 8. sınıf arkadaşlarına tavsiye verecek olursan neler söyleyebilirsin? Senin bölümüne, senin okuluna gelmelerini tavsiye eder misin onlara? Evet, tavsiye ederim. Bu bölümü seviyorlarsa, ilgileri ve alakaları varsa yani gelebilirler. Okulunuzda meslek edindiren 4 bölüm var. Bunun yanında da sportif faaliyetlere de oldukça önem veriyorsunuz. Peki beden eğitimi öğretmeni olarak öğrencilerle hangi sporlarla ilgileniyorsunuz? Birçok başarınız var. İzleyicilerimize bunları aktarabilir misiniz? Evet, öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederiz. Okulumuz bildiğiniz gibi okulumuz meslek lisesi. Bunların zamanı çocukların etkinlikleri yapması için belli bir zaman ihtiyaçları var. Bunlardan dolayı biz de spora yönlendirmek istiyoruz. Bu yüzden okulumuzda 8-9 çeşit sportif branşlarımız var. Bunların başında dart, bocce, bilek güreşi, curling, klasik okçuluk, makaralı okçuluk ve ayrıca serbest stil ve grekome stilde branşlara katılıyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'de sporun biraz daha gelişimi diğer ülkelere göre biraz daha geriden geliyoruz. Bu yüzden çocuklara spor yaptırarak sportif anlamda daha sağlıklı bireyler yetiştirmesi için amacımız bu. O yüzden 2015'te bu okula atandım. 2015'te bu okula atandıktan sonra 2017'de dartta il birinciliği kazandım. 2018'de yine birincilik kazandım. 2019'da da birinciliğimiz var. Bu 3 yılda üst üste bir ilçe takımının bir ilçe okulunun daha doğrusu diğer okulları geride bırakarak birinci olması hakikaten büyük bir başarı. Bundan dolayı 2017'de Uşak'a, Türkiye Şampiyonası'na, 2018'de Isparta'ya, 2019'da da Denizli'ye Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Ekstradan ilçemize ilk defa getirdiğimiz floor curling dediğimiz, okçuluk dediğimiz faaliyetler var. Bunlarda da geçen sene yanılmıyorsam 2020-2019 yıllarında Mersin'de Türkiye İl Şampiyonası'na katıldık. Floor curling'de bu sene tam bir başarı elde edemedik. İl dördüncülüğümüz var. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi bir başarılar elde edeceğiz. Efendim şu anda yanımızda Süleyman hocamız var. Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Bölümünüz hakkında sizlerden bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle teşekkür ederim böyle bir şey yaptığınız için. Bölümümüzün ismi makine ve tasarım teknolojisi alanı. Şöyle söyleyebilirim ki en kısa yoldan sanayinin temeli bizim alanımız, bizim bölümümüz. Öğretmenlerimiz şöyle söylerlerdi. Makine yapan, sanayi yapan veya fabrika yapan bölüm diye. Burada çocuklarımızı ile işlem yapmaktan başlayıp makine kullanarak makinelerin bakımlarını, onarımlarını yapmalarını öğreterek diğer taraftan yan taraftaki bilgisayar laboratuvarımızda resim çizdirerek, tasarım yaptırarak bunlara ilaveten bölümümüzün derslerinde olmamasına rağmen lazer kesim cihazımız var. Onunla beraber 3 boyutlu yazıcımız var. Onlarla çocuklarımızın ufuklarını geliştirmek istiyoruz ve geliştiriyoruz, öyle söyleyeyim. Peki ne iş yapar? Bölümümüzden mezun olan çocuklarımız çoğunlukla tüm fabrikalarda açıkçası makine bakım onarım teknisyeni olarak çalışabilirler veya servislerde çalışabilirler. Bunun yanı sıra tabii ki 4 yıllık okula gidip de teknoloji fakültelerine bir avantajları var çocuklarımızın.
oralarda mühendis olabilirler. Sanayimize, ülke ekonomimize katkıda bulunabilirler. Çocuklarımızın hepsi şöyle söyleyeyim 4 yıllık veya 2 yıllık neyse okul okumak zorunda değiller. Bir meslek sahibi olmaları gerekiyor. Hani arkadaşlarımız da söyledi, sanat altın bileziktir tabii ki. Ama şu anda ülkemizde meslekle ilgili çok büyük bir sıkıntı var. Meslek erbaplığıyla ilgili daha doğrusu çok büyük bir sıkıntı var. Devletimiz destekliyor, bunu özellikle maddi olarak desteklemeye çalışıyor fakat bu yeterli gelmiyor. İnanın müdür beyle konuşmuştu bilmiyorum, 750-800 kişiden 150 kişiye düştük. Yani ve şu makineleri görüyorsunuz, buraya yapılan yatırımı ve bunlardan, bu böyle okullardan ülkemizde çok var. Sadece bizim ihtiyacımız olan makine, ekipman falan hiçbir şey değil. Gerçekten bu işi severek yapmak isteyen çocuklara ihtiyacımız var. Bekliyoruz onlar gelsinler okulumuza, okullarımıza. Sadece bizim okul değil tabii ki. Afyon'daki, İzmir'deki, Ankara'daki, Bursa'daki, Kars'taki tüm meslekleri dolsun, taşsın ve ülkemiz ekonomisine, sanayisine katkıda bulunsunlar. Bunu istiyoruz. Yani makine bölümü dediğim gibi sanayinin en ana temel bölümüdür. Biz burada çeliğe şekil veriyoruz. Çeliğe, o bildiğimiz sert malzemeye şekil veriyoruz. Çocuklara buna şekil vermeyi öğretiyoruz. Ve uğraştığımız ölçüler mikronlar, milimetreler, milimetrelerin %1'leri, %5'leri bu şekilde ince işçilik yapıyoruz. Yani biz burada mesela cerrah vardır, genel cerrahtır, cerrah vardır, beyin cerrahıdır. Biz burada beyin cerrahı gibi ince işler yapıyoruz. Çocuklarımız avukat olsun. Başka ne olabilir? Başka bir şey olsun. Hani hukukçu olsun, avukat olsun, doktor olsun hiç fark etmez. Ama şu teknik tedrisattan geçsinler. Olaylara teknik olarak analiz edebilerek bakmayı düşünsünler. Burada hani o yeteneği kazansınlar. Yine de bizim için büyük kazançtır. Hani tabii ki herkes buradan çıkan 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi hepsi makinacı olacak diye bir şart yok ama olsun. Ama teknik gözle olaylara bakabilmeyi, analiz edebilmeyi öğrensinler. Bizim amacımız bu. Meslek serinin oranlarını %70, %80'lere çekmeliyiz. Maalesef şu anda öyle değiliz. Tam tersi %10'larda, %15'lerdeyiz. Sizlerin de desteğiyle, tanıtımlarla İnşallah bunu yukarılara çekeriz. Her sene gidiyoruz okullara, köylere, kasabalara tanıtıyoruz. Ama dediğim gibi insanlar biraz daha böyle rahat işler ve masa başı işler istiyor herhalde. Çocukların da öyle olmasını istiyorlar, rahat etmesini istiyorlar ama emek ve alın terinin karşılığında kazanılan para hem inanın o çok değerli, çok tatlı olacaktır. Biz bunu istiyoruz. İnşallah çocuklarımız ve velilerimiz özellikle şu anda yönlendirirler, buraya gelirler. Mahir, bölümün avantajı nedir? Bölümümün avantajı, yani benim olacağım meslek makine mühendisliğini düşünüyorum ben ileride. Yani buradan her şey olabilirsin. Bir mesleğin olsun yeter ki elinde. Yani öyle şeyler. Evet, şu anda hem okuyorsun hem de mesleğini öğreniyorsun diyebiliriz sana, değil mi? Aynen öyle. Evet, şimdi iş güvenliğine de oldukça önem veriyorsunuz. Cebinde yine gözlüğüm var. Çalışmaya başlamadan önce, şuradaymış gözlüğümüz. Çalışmaya başlamadan önce gözlüklerimizi takıyoruz. Bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Evet, peki 8. sınıf arkadaşlarım bu sene sınava hazırlanacaklar. Peki bu bölümü isteyen arkadaşlarım varsa onlara tavsiyelerin nelerdir? Bence bu bölüme gelmeleri, yani bu bölüm olması önemli değil. Her bölüm, yani meslek lisesi güzel bir yani okul yani. Bence tavsiye ederim bütün arkadaşlarıma. Bütün 8. sınıf öğrencilerini bu okula bekliyoruz diyelim. Aynen öyle. Thank you.
Evet hocam, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Muhterem Akman. Elektrik Elektronik Bölüm Şefiyim. Okulumuz Elektrik Elektronik Bölümü olarak ilçemizde, ilimizde ve tüm Türkiye genelindeki sanayi kuruluşlarına meslek lisesi öğrencisi olarak elektrikçi ve elektronikçi olarak elektrik teknisyeni yetiştiriyoruz burada. Öğrencilerimizi bu işletmelerde çalışabilmeleri için gerekli yeterli donanıma sahip olarak yetiştiriyoruz. Onlara saygılı, efendi, dürüst bir meslek erbabının gerektirdiği yeterliliklere sahip iyi insanlar, iyi teknik elemanlar olarak yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bu öğrencilerimiz piyasadaki ara eleman ihtiyacını karşılayacak şekilde burada eğitim ve öğretim görmekteler. Aynı zamanda öğrencilerimizi sanayi ile işbirliği yaparak bu öğrencilerin eksiklerinin sanayide de tamamlanması için gerekli çabaları gösteriyoruz biz. Evet hocam, şimdi bakıldığı zaman genelde bölümlerde ara eleman sorunu maalesef ki yaşanıyor günümüzde ama meslek liseleri bu açığı kapatıyor. Özellikle 8. sınıf öğrencilerine hangi tavsiyelerde bulunabilirsiniz bununla alakalı olarak? Şimdi 8. sınıf öğrencilerini bizim buraya geliyorlar, tanıtımı yapıyoruz biz onlara. Biz bu tanıtımlarda da öğrencilerimize şunu tavsiye ediyoruz. Yani iyi bir meslek sahibi olduğunuzda kolunuza altın bir bilezik geçeceği, takılacağı ve bu altın bileziğin bırakın Türkiye'de dünyada bile geçerli olduğunu. Çünkü elektrik dünyada her tarafta aynı. Aynı işi yapıyorlar. Mesela şu anda bizim Rusya'da çalışan öğrencilerimiz var, temasta bulunduğumuz. Finlandiya'da çalışan öğrencilerimiz var. Gene Arap ülkelerinde çalışan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla buraya gelen öğrencinin bir düz liseden farklı olarak bir sanat kazanacağı için yani buraları tercih etmelerini canı gönülden istiyoruz biz. Ben teşekkür ederim. Burası 9. sınıfların atölyesi. Öğrencilerimiz burada bir tesisatçının, elektrik tesisatçının 9. sınıfta yaptığı işleri burada bir dönem boyunca öğreniyorlar ve sonra 10-11 olarak devam ediyorlar artık çocuklar. Evet Ramazan, bölümün hakkında bilgi verebilir misin? Neler yapıyorsun bu bölümde? Burada elektrikli motor, asenkron motorları kuruyoruz. Start stopları kuruyoruz. Peki sistem hakkında da izleyicilerimize bilgi verebilir misin? Verebiliriz. Start'a basınca asenkron motorumuz çalışıyor. Stop'a basınca duruyor. Bir de yıldız üçgen yol verme var, onu da gösterebilirim. Yıldız yoluyla asenkron motora yol verme. Üçgenle yol verme bu şu anki de. Evet Ramazan, bölümün hakkında birçok şey biliyorsun. Şu an okurken de birçok bilgiyi öğrendim. Peki ileride kendini nerede görüyorsun, ne olacaksın? İleride mühendis olmayı düşünüyorum. 4 sene üniversite okumayı düşünüyorum. Avantajları çok fazla değil mi bölümünün? Evet, bölümümüz çok, avantajları yüksek. Peki 8. sınıf arkadaşlarını bu bölüme, bu okula davet ediyor musun? Evet, davet ediyorum. Bu bölümü öneriyorum. Evet efendim, şu anda yanımızda Furkan var. Furkan, bölümünü bize anlatabilir misin? Avantajları nelerdir? Adım Furkan Kellat. Çağşehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Elektrik elektronik bölümündeyim. 12. sınıf son öğrencisiyim. Ve Almanya'ya gitmiştim geçen sene falan. 3 hafta boyunca. Orada bir tecrübem falan oldu. Hani çok güzel yerler. Hani gitmek isteyenlere de tavsiye ederim. Bölümümüz de çok güzel bir bölüm. Şimdi sen yurt dışına kadar açıldın, orada çalışma fırsatı buldun. Peki bu bölümden mi ilerleyeceksin? İlerleyen zamanlarda kendini nerede görüyorsun? Artık 12. sınıfsın, seneye üniversite hayatı başlıyor. Evet, bu bölümde ilerlemeyi düşünüyorum. Hani önümüz açık bir bölüm, elektrik olarak. Elektrik mühendisi gibi de düşüncelerim var, üniversiteye gitmeyi düşünüyorum. Şu anda TYT, AYT'ye çalışıyorum hani. Evet,
Şimdi sen yurt dışında çalışma imkanı buldun. Peki yurt dışı hedeflerin olabilir mi ilerleyen zamanlarda? Valla artık duruma bakacağız. Hani olursa gitmek isterim. Niye gitmek istemem? Hani çok güzel yerler. Da bilişim teknolojileri alanındayız. Yanımızda İbrahim hocamız var. Hocam merhabalar. İlk olarak sizleri kısaca tanımakla başlayabilir miyiz? Merhaba, hoş geldiniz. İsmim İbrahim Güçlü. Okulumuz Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri alanı atölye şefi olarak görev yapmaktayım. Okulumuzda size bölümünü tanıtmak gerekirse 3 adet bilgisayar atölyemiz ve 1 adet robotik kodlama atölyemiz bulunmakta. Bölümümüzde eğitim alan öğrencilerimiz donanımın yanında yazılım olarak da Python ve C# üzerinde programlamalar yapmaktalar. Aynı zamanda öğrencilerimiz Vision 360 ile tasarladıkları tasarımları 3 boyutlu yazıcılardan çıktı olarak alabilmekteler. Robotik kodlama dersini robotik kodlama atölyesinde işlemekteyiz. Aynı zamanda burada elektronik uygulamalar ve mikro denetleyiciler derslerini de burada işliyoruz. Son sınıfa gelmiş öğrencilerimiz 2 gün okula geliyorlar, 3 günse işletmelere giderek mesleki anlamda kendilerini yetiştiriyorlar. Evet hocam, peki buradan mezun olan öğrencilerimiz nerelerde iş bulma imkanına sahip? Mezun öğrencilerimiz kamu ve özel sektörde bilişim teknolojileri teknisyeni olarak görev yapabiliyorlar. Bunun yanında geçmiş yıllarda 4 yıllık üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz oldu. Mimarlığı kazanan, bunun yanında bilgisayar mühendisliğini kazanan öğrencilerimiz oldu. Dileyen öğrencilerimiz ise bilişim sektörlerinde kendi işletmelerini açabiliyorlar. Bunun yanında TÜBİTAK ve Enerji Bakanlığı'nın bu sene TÜBİTAK ve Enerji Bakanlığı'nın birlikte düzenlemiş olduğu ortaklaşa bir proje yarışmasında dördüncü olduk. Türkiye dördüncüsü olduk. Ve bunun yanında birçok TÜBİTAK ve Teknofest yarışmalarında finallere kaldık öğrencilerimizle. Şimdi de yanımızda bu güzel projelerin sahibi Salih var. Salih merhabalar. Çok güzel projeler üretmişsin. Çok güzel projeleri imza atmışsın. Peki projeleri nasıl tasarladın, nasıl geliştirdin? İzleyicilerimize bilgi verebilir misin? Verebilirim. Krypton 7 ile bunları çekici, kepçe, arabayı tasarladım. Bunların yönetici merkezleriyle bunları programlayarak telefondan kullanıyoruz. Bunları yapma sebebim ilk önce arkadaşlarımızla bir şehir projesi yapmaya başladık. Orada çekici yaptık, arabalar filan, yaptığımız arabalar bozulursa çekmek için. Arabalar yaptık şehirde gezinmek için. Kepçeler filan inşaat şeylerinde çalışması için. Ondan sonra ilk başta bunlar bayağı kötüydü. İlk başlarda yaptığımızda alışamamıştık. Sonradan sonra yapa yapa, gelişe gelişe birazcık daha kavradık ve böyle bu hale getirebildik arabaları. Gayet güzel projeler üretmişsin. Peki ileride kendini nerede görüyorsun, ne olacaksın? İnşallah tasarımcı veya bilgisayar mühendisi olabilirim. Evet, şimdi peki nasıl çalışıyor bu tasarımların? Bize bilgi verebilir misin? Şu çekici olarak yapmıştım ben bunu. Bu çekicimiz şimdi. Evet. Hemen izleyicilerimize gösterelim. Telefonumuza bir uygulama indiriyoruz bununla alakalı olarak. Evet. Buradan telefonu bağlıyoruz. İlk önce bunlara sağladığı Wi-Fi sayesinde telefona bağlanıyoruz. Evet. Ondan sonra da beyinlere bağlayabiliyoruz. Şu an bağlandı. Evet, programming diye yazıyor orada. Bunları burada programlayarak şurada eylemler falan kısmı var. Buradan alıp bunları şey yapabiliyoruz. Sonra istediğimiz gibi bunları yürütüp şey yapabiliyoruz. Sağa, sola, öne, arkaya buradan komutu sen veriyorsun değil mi Salih? İzleyicilerimize bir uygulamayı da gösterelim mi? Yani şöyle gösterelim.
Yusuf, bölümünü seviyor musun? İyi ki bu okuldayım dediğin zamanlar var mı? Var abla. İyi ki de hoş geldim. İyi ki de geldim. Güzel bir bölüm. Ya avantajları da çok. Kolay bir hazır iş. Oturmak isteyenler için. Hazır oturduğun yerden yapmak iş için. Güzel bir yer yani. Peki ileride ne olacaksın? Böyle baktığın zaman kendini nerede görüyorsun? İleride şu an bir şey düşünmüyorum ama inşallah olursa, Allah izin verirse güzel bir programcı veya tasarımcı olabilirim inşallah. Evet, güzel ürünler, projelerde tasarlıyorsunuz. Bu ne? Burada trafik lambası devrimiz var. Elektronik devre abla. Mikro denetleyici, yani Arduino UNE. UNE. Burada programımızı kodlayarak buraya geçiriyoruz abla. Burada da çalışıyorum. Özellikle şu ses bozların işi olarak trafikte böyle kırmızı ışıkta durup da yeşil ışıkta geçmeyenler, dalıp gidenler, telefonu dalıp gidenler için bu ses bozları şeyini yaptık hocam. Çok verimli, iyi bir proje diyebiliriz değil mi Yusuf? Aynen. Bunun için teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Evet Mustafa, bölümün avantajları nedir? Bölümün avantajları ileride daha fazla iş bulmamızı sağlıyor ve el becerimizi geliştiriyor. Evet, peki sen burada 3D yazıcıyla neler yapıyorsun, anlatabilir misin? Yine şöyle izleyicilerimize de gösterelim. Birbirinden farklı eserleri de ortaya çıkarmışsın. Yaptığın işlemi de izleyicilerimize aktarır mısın? Ben Fusion 360 kullanıyorum. Hayal ettiğim tüm tasarımları kendim tasarlayıp 3 boyutlu yazıyı aktarıyorum. Bunun birkaç ayarlaması var. Onları ayarladıktan sonra istediğimiz baskıyı sorunsuz alabiliyoruz. Burada da örnek baskılar var birkaç tane. Bu baskı Babyo'da ortalama 15 saat falan sürüyor. Peki internette güzel bir resmi gördüm. Onu tasarlamak istiyorum. Onu da yapabiliyor muyuz Mustafa? Bunun belirli uygulamaları var. Mesela internetten bir görsel aldığımızda onu istersek kendimiz tasarlayıp uygulamalara atabiliyoruz. İstersek de bazı hazır siteler oluyor. Hazır sitelerden alıp uygulamadan yazıcının diline çevirip yazıyı aktarıyoruz. Evet, peki yapılan işlemleri şöyle gösterebilir misin bizlere? Tabii ki de. Şu anda bu yazıcıda kule yapılıyor. Bu yazıcı şu an gelişim aşamasında. Bu yazıcıda ise kız kulesi yapılıyor. Kız kulesi Fusion 360 ile tasarlayıp buraya aktarıyoruz. İşlem bittikten sonra bunları alıp tabladan çıkartıyoruz ve soğumasını bekledikten sonra hazır oluyor. Evet Bahadır, bölümünün okulun avantajları nedir? Bölümümün yani son zamanlarda teknoloji geliştiği için bilişim bölümü de bayağı bir ilerliyor ve öne açık bir bölüm haline geliyor. Yapay zekalar da buna dahil olmak üzere bayağı bir ilerleme kaydediyoruz. Evet, Bahadır, şimdi bir proje hazırladın. Projen de TÜBİTAK'ta 4. oldu. Çok güzel, başarılı bir proje. Seni tebrik ediyoruz. Bir de projen hakkında da senden bilgi alabilir miyiz? Projem soğuk bölgelerde, iklimlerde dışarıdaki soğuk ısıyı kullanarak buzdolabımızı soğutmayı amaçlıyoruz. Bu sayede elektrikten tasarruf yapacağız. Peki gösterebilir misin? Nasıl çalışıyor, nasıl oluyor? Anlat bakalım birazcık. İçeride ve dışarıda olmak üzere 2 adet sıcaklık sensörümüz var. Eğer dışarısı 8 derecenin altındaysa ve buzdolabının içerisi 8 dereceden yüksekse içerideki fan çalışıyor ve dışarıdaki soğuk ısıyı içeriye, buzdolabımızın içine aktarmakta. Evet. Ve böyle soğutuyor. Şu anda dışarısı 10 derece. Bu soğutmayı dış alan olarak burası aldık. Ama yeterli bir soğukluk olmadığı için buz ile takviye yapıyoruz. Şu anda 10 derece ve 9 dereceye düştü. Birazdan 8 derecenin altına düşecek ve devremiz çalışmaya başlayacak.
bölümün hakkında bizlere bilgi verebilir misin? Bölümün bilgisayar bölümü, yazılım üzerinde uğraşıyorum ve geliştiriyorum. Bu bölümü çok severek devam ediyorum bölümde. Peki böyle avantajlarına değinecek olursan, özellikle ne avantajları var ve böyle ileriye baktığında kendini en önemlisi nerede görüyorsun? Avantajları ileride çok fazla, önü açık. Çoğu işe girebiliriz yazılımla ilgili. Kendimi ileride bir oyun geliştiricisi olarak görüyorum. Özellikle şu an teknoloji çağındayız ve gayet öne açık bir bölüm diyebiliriz. Peki hangi uygulamayı kullanıyorsun, neler yapıyorsun, anlatabilir misin? C# programını kullanıyorum. C# otel takip programı üzerinde çalışıyorum ve geliştirmeye uğraşıyorum. Uygulamaya bakalım o zaman birlikte, neler yapıyoruz. Şu an odalar, rezervasyon ve kayıt işlemleri görünüyor ekranda. Aynen öyle. İlk önce kayıt işlemleri yapıyoruz buraya. Adımızı, soyadımızı ve TC kimliğimizi girip sonra telefonumuzu yazıyoruz. Mesela Uğur, soyadım yazmıyoruz. Esmek, TC kimliğimizi de yazalım. Kaydediyorum. Kaydettikten sonra buraya kayıt listesine geçiriyorum. Ondan sonra bunu bir odaya kaydediyorum. Bu kadar. Rezervasyon üzerinde de çalışıyorum. Rezervasyon sistemi üzerinde. Görüldüğü üzere önü oldukça açık bir bölümde diyebiliriz, değil mi Uğur? Aynen öyle. Evet Uğur, bir bilgi öğrendik. Sen Anadolu Lisesi'ni bırakmışsın ve buraya gelmişsin. Peki neden geldin? Ne avantajın oldu geldiğinde? Çünkü bu bölümün daha önü açık olduğunu düşünüyorum. Buraya babamın da isteği üzerine geldim. Babam kendisi de yazılımcıdır. Anadolu Lisesi de güzel, fakat işte burası daha öne açık. Elimde bir meslek olmasını da istemiştim aslında. O yüzden buraya gelmek istedim. Peki şimdi 8. sınıf arkadaşların bir sınava hazırlanıyorlar. Özellikle onlara tavsiyelerin nelerdi? Bir Anadolu Lisesi'ni bırakıp meslek lisesine gelmiş biri olarak da. Elinizde meslek olmasını istiyorsanız eğer, yani hiç düşünmeden buraya gelin. Zaten çok güzel. Öne açık bir yer, bilgisayar bölümü özellikle. Buraya gelmenizi çok tavsiye ederim. Efendim şu anda özel eğitim sınıfındayız. Yanımızda Sayın hocamız var. Mikrofonumuzu hocamıza uzatıyoruz. Hocam merhabalar. İlk olarak sizleri tanımakla başlayabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Saime Arslan. Meslekte 13. yılımı çalışıyorum. 2 senedir de okulumuzda çalışıyorum. Özel eğitim sınıfımızda. 6 öğrencimizle devam ediyoruz eğitimlerimize. Öğrencilerimizle hem akademik, haftanın yarı zamanında akademik derslerimizi, yarı zamanında da el sanatları dersleri yapıyoruz. Akademik derslerde amacımız işte Türkçe, matematik, özellikle o konularda çocukların kendilerini geliştirmesini sağlarken, el sanatları derslerinde de daha çok çocukların bağımsız yaşam becerilerini desteklemek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Okul bittiğinde de kendilerine para kazanabilecekleri iş becerileri edindirmeye çalışıyoruz. Keçelerden, makromelerden, atık malzemelerden yararlanarak çocuklarımıza ürünler çıkartıyoruz. Sergiler düzenliyoruz, kermesler düzenliyoruz. Mesela ilk ürünlerimizi kermes yaparak Filistin'deki çocuklara yardım amacıyla göndermiştik. Şimdi yaz dönemi için bir kermese hazırlanıyoruz. Çocuklarımızın hem ürünlerini yapmalarını hem de satmalarını sağlayarak bir yol göstermeye çalışıyoruz çocuklarımıza.
Evet hocam, peki çocuklarımız kendi paralarını kazandıklarında o anda neler hissediyorlar? Yine arkamızda yaptıkları evet. Güzel ürünler var. Onları da gösterelim, sonra sorumuzun evet. Cevabını alalım. Şöyle güzel anahtarlıklarımız var, yine işlemelerimiz var, çerçeveler, çantalar. Öğrencilerimiz bayağı renkli olarak güzel tasarımlar ortaya çıkarmış. Peki hocam, o ilk parayı kazandıklarındaki duygularını alalım sizlerden. Çocuklarımızla geçen yıl saksılar yapmıştık, beton saksılar. O ilk para deneyimlerimiz, dönemimiz o zamana dayanıyor aslında. O zaman ilk kazandığımız parayla yemek yemeye gitmiştik. Çok eğlenceli bir deneyim oldu bizim için. Ama bu sefer ne yapacağımıza henüz karar vermedik. Belki onlar farklı fikirler üretirlerse onların dedikleri yönde ilerleriz diye düşünüyorum. Şimdi yanımızda İbrahim var. İbrahim, sen neler yapıyorsun? Benim adım İbrahim Ak. Karacöreniyim. Evet. 15 yaşındayım. Ben bunları yapıyorum. Bu ne peki yaptın? Mekube. Hadi yapalım birlikte. Bana göster. Ben daha önce hiç yapmadım. Bir bana göster bakalım İbrahim. Çok güzel olmuş. Bunu nerede kullanıyorlar peki? Burada. Kapıda kullanabilirler değil mi bunu? Evet. Hadi birlikte bundan yapalım. Mikrofonumuzu koyalım. Meslek Yolunda programında bu hafta ekranlarınıza Çay Şehit Ahmet Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni getirdik. Bir sonraki Meslek Yolunda programında görüşünceye dek mutlu kalın efendim.